Merhaba sevgili dostlar, merhaba sevgili Açık Beyin takipçileri. Yeni bir 5 soruya hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi sizlerle ilginç isimleri konuk ederek sohbet, muhabbet etmeye, birlikte olmaya çalışıyoruz. Bu pandemi günlerinin bizi uzak düşüren durumlarına inat, aslında biraz da onun getirdiği fırsatla böyle yeni formatlar biraz zihnimizi açmamız için yeni yollar oluşturdu. Açıkçası ben işin bu kısmından oldukça memnunum. Buraya davet ettiğimiz konuklar biliyorsunuz hep genellikle fikirlerini, söylemlerini, tarzlarını sevdiğimiz ve daha yakından tanımak istediğimiz insanlar. Bugün çok özel bir konuğum var yine. Sevgili abim, henüz daha yüz yüze görüşmemiş olsak da uzaktan çok böyle kendisine abi demeyi sevdiğim. Fikirlerinden, görüşlerinden çok istifade ettiğimiz ve benim çevremi de çok fazla etkilemiş olan bir düşünür var. Bugün bizlerle beraber olacak. Sevgili Metin Bobaroğlu bizlerle beraber. Sevgili hocam, Sayın Metin abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinan'ım. Nasılsınız? İyisiniz Sinan'ım. inşallah. Vallahi ben de sizi izliyorum ve çok yararlandığımı söyleyebilirim. Estağfurullah. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Açık beyin fırtınalarına herkesin katılması çok yararlı olacak. Eyvallah. Sağolunuz. Biz zaten burada işte aldığımız ilhamları devşirip farklı paketlerle ulaştırmaya çalışıyoruz. Aslında yaptığımız şey biraz o. İşte böyle de bol bol ilham kaynaklarımızla bir araya gelelim, sohbet edelim istiyoruz. Metin Bobaroğlu da onlardan biri. Bana tarif et deseler tarif etmesi zor bir insan bence. Çünkü mesela bu programdan önce hem kendisiyle ortak tanışlarımız, arkadaşlarımızla ben biraz konuştum. Ne konuşalım? Hem kendisiyle konuştum. Sonuç şu, Metin abiyle her şey konuşulur. Yani ne istiyorsanız girin mevzuya, o bir yere çıkacaktır diye. Çünkü gerçekten özlediğimiz, hasretini çektiğimiz çok yönlü düşünürlerden biri. Bu görüşlerimiz %100 örtüştüğü ya da hayata bakışımız birebir aynı olduğu için değil. Hatta bunun aslında bazen tam tersi. Öyle şeyler söylüyor ki böyle bir irkiliyor. Bir dakika ya diyorsun ya ne oluyor burada falan. Ve ondan sonra o sana yeni bir düşünce yolu açıyor. Eğer böyle bir dönüşüme, böyle bir öğrenme sürecine niyetliysek hakikaten çok faydalı insanlar, böyle insanlar. Dolayısıyla ben bugün biraz Metin Bobaroğlu nasıl Metin Bobaroğlu oldu meselesine de değinmek isterim. İlk sorum şu Metin abi. Metin Bobaroğlu mutlu bir insana benziyor. Ben sohbetlerine iştirak ettikçe bazen böyle celalli mevzulardan bahsetse bile böyle bir iyi yani olumlu bakıyor hayata. Böyle bir hep bir katkı yapıcı tarafı var. Metin Bobaroğlu mutlu mudur? Bu hayatı bir daha yaşasa aynı şeyi yaşamak ister mi yoksa diğer alternatifleri değerlendirmeyi düşünür mü diye bir başlatayım muhabbeti. Çok güzel bir soru tabii. Bu insanın kendi üzerine düşünmeleri her zaman çok sağlıklı olmaz ama ben hissettiklerimi tabii Lütfen. paylaşmak istiyorum. Gerçekten mutlu bir insanım. Bütün hayat maceram beni mutluluğa götürdü. Sevinç, mutluluk, coşkuyla yaşamımı sürdürüyorum. Halen de öyle. Yani bunun nedenleri diye sorulursa hani sizin de söylediğiniz gibi tuzu kuru cinsinden bir mutluluk değil. Ama kendi çabalarının, emeğinin, meyvelerini yemenin mutluluğu belki. O zaman Yani hatta o hayatta bir yatırım var yani onu anlıyorum, onu duyuyorum, doğru mu? evet, çok doğru. Yani insan enerjisini nereye yatırırsa sonuçta onun meyvelerini yiyecektir. Yani peki böyle mutsuz olduğunuz şeyler yok mu? Yani böyle üf ya bu da olmasaydı falan Ha, filan var diye moralinizi bozan. olmaz mı? Metinden mutsuzum. Yani Metin'le çelişik bir yaşamımız var. Oldum olası onunla kavgalıyım. Onunla çelişiyoruz, çatışıyoruz, çekişiyoruz. Ama öteki Metin galip geliyor. Biliyorsunuz bir şey vardır. Kızılderili büyücüsünün torunlarına söylediği bir şey vardır. Torunları derler ki nasıl güzel yaşayabiliriz de de. O da der ki onlara her insanın içinde iki tane kurt vardır. Biri iyi kurt, biri kötü kurt. Peki hangisi kazanacak dedi, hangisini beslersiniz? Yani ben bu ilkeyle yaşıyorum. Yani insan konflikt bir varlık, içi çelişkili dolu. Yani kültürü, kendisi, ebeveynleri, işte bildiğimiz gibi libidolar, Oedipus kompleksleri, şunla birçok bilimsel söz söyleyebiliriz. Ama neticede insan kompoze bir varlık, mürekkep bir varlık ve çelişik bir birliği var. Bu çelişiklik, çatışmalar olmasa insanın kendisini geliştirme olanağı da olamaz. Yani Yani aslında bu bu kavga. memnuniyet halinin yani geldiğimiz yerin tamam olmasıyla ilgili memnuniyet değil, gittiğimiz yola dair bir Değil. memnuniyet galiba. Yolda olmak, mücadelede olmak ve onun kıvancını iyi yaşayabilmek.
Ya ben hayatı tabii ki kendi düşüncelerimle şekillendirmeye çalıştım. Kültürün içinde bulduklarım vardı ama irşatla da yani yol göstericilerle de hayatı anlamaya çalışınca çok daha destekli bir şey, çok daha güvenilir bir yol insan kendine bulabilir. Bu bizim kültürümüzde kültürün kodlarını okursak eğer çok açık olarak var. Evet. Şöyle düşünüyorum sizle hemfikir dediğiniz gibi olmamız gerekmiyor veya bir başkalarıyla. Ama gönül birliği olması gerekiyor. Evet. İnsanlar gönül birliği içinde fikirleri ayrıysa o zaman bu fikirlerden yeni fikirler doğabilir. Ama eğer nefret söylemine girerse o zaman fikirler de çalışmaz. Birbirine sürtünemezler. Bir bilgenin İsmail Emre diye bir bilgemiz var. Anadolu bilgesi. Onun söylediği bir söz var. Akıllar birbirine sürtünerek parlar. Hani şu çivileri parlasın diye bir tamburanın içine koyar, çevirirlermiş eskiden paslarından kurtulsun diye. İnsanlar da akıllarını, beyinlerini birbirlerine sürterlerse gerçekten parlar. Şimdi kültürün içine doğuyor. İnsan, benim kanaatim doğumla ilgili bazı şeyler var. Hayatımda yaşayıp da ilkeleştirdiğim bazı düşüncelerim var. İnsan annesinden doğduğu zaman, belirli bir kültürün içine doğar. Bunu kendisi tayin edemez. Bu kaderidir onun. İnsan kültüre doğar ve pasiftir. Kültürde annesi, babası, çevresi, okullar, kültürün kendisi, dil, hepsi egemen olarak bir şekillendirme yapar. İşte bu beşer diye nitelendirdiğimiz kendi kültür kodlarımızdaki adı beşer. Yani salt beden anlamında. Ama kendi iradesi ve kendi özgürlüğüyle, kendi öz bilinciyle kendini kurmuş bir varlık değil. Yani insan değil. O zaman insan olabilmesi için en iyisi hak dedikleri, hak ile, hakikat ile tanışarak hakikatten doğmak. Buna ben şöyle diyorum. İnsan ilk önce kendi kültürüne doğar ve belirli bir çevrenin, belirli bir inancın, belirli koşullar altındaki kendi deneyimlerinin sonucu olarak kendini inşa eder. Ama daha sonra eğer her insanın geçmişi vardır veya her toplumun geçmişi vardır. Ama her insan veya toplumun tarihi yoktur. Burası önemli bir şey. Çok. Yani geçmişi olmakla tarihi olmak aynı şey değil. Tarihi olmak, tarih geçmişinin bilincine varmış olmak demek. İnsan kendi geçmişinin bilincine varacak olduğu andan itibaren tüm insanlığın macerasına açılacaktır. İster istemez. Çünkü insanlar hepsi bir bütün ve ilişkiler içinde gelip bu bireyde somutlaşıyor. O zaman ikinci doğum benim böyle bir tasarımım var. İkinci doğum hakikatten doğmak yani evrenselden doğmak. Yani buna bizim kendi kültür kodlarımızda Kur'an menşeli çok da güzel bir karşılık vardır. Ya eyyuhennas, ey insan dediği burada evrensel insandır. Bu filan kültür falan, ırk filan dilde konuşan insan anlamında değildir. Ya da Ey herhangi insan bir dediği mezhep, herhangi bir evrensel. klik, herhangi bir bakış açısı değil. Değildir. Bu evrensel insandır. O zaman ikinci doğum insanın tarih bilinciyle evrensel yani hakikatlerden doğan insandır. Bu da yeterli değildir. Çünkü evrensellik içinde insanın bireyselliği yiter. Hakikatleri hayatınıza şey dersiniz, kazanırsınız, onları giyinirsiniz ama öznelliğiniz yiter. Bu bakımdan bir de hakikatten doğma diye bir şey vardır. İnsan buna kendinden doğma diye tabir ettim. Üçüncü aşamayı eklerse o zaman fert olur, birey olur. Bu bizim kendi kültür kodlarımızda var. İkide bir kültür kodları dememin nedeni, insan içine doğduğu kültürü, o kültür kodlarını dekodır ederek, onları çözümleyerek, kendi tarihsel birikimini bilincine taşımazsa, kendine farkındalığı olmayacaktır. O zaman gelişigüzel bir yaşamdır. O herhangi bir kimsedir. Belirli bir kimse olabilmesi için kendi tarihsel, kültürel, eğitimli olarak yerini belirlemesi lazım. İnsan yerini belirlediği zaman ancak orada durursa varlık kazanabilir, var durur. Dolayısıyla Türkçemiz çok güzeldir. Varlıkla ilgili sözcüğümüz var durmaktır. Var durmak aynı zamanda vararak durmaktır. Yani belirli bir hedefe vardıktan sonra gerçeklik kazanmak demektir. Bu anlamıyla her insan bir maceranın, bir serüvenin ögesidir. Bilinmeyen, yani serüvenden kastım bilinmeyene açılır. Şimdi dolayısıyla bildiklerimiz var. O bildiklerimizle kendimizi programlıyoruz. Evet. Bu aslında yavan bir yaşamdır. İnsanın heyecan duymadığı bir şeydir. Heyecan duymadığı zaman bizim kültürümüzde canlı denmez. Heyecanlı yani canlıyım. O halde heyecan duyabilmek
bilinmeyene yolculuk, çöle çıkmak, serüvene açılmak. Bu serüven ve insan yalnızdır. Bu kültür kodlarımızı gene çözümlersek İsmail demektir. İbrahim'in oğlu İsmail'i gidip de çöle bırakması ve onu yalnızlıkla baş başa bırakması, aslında tanrısıyla baş başa bırakması, onu kendini bulmasını, kendi fiilleriyle kendini bulmasını, dışarıdan öğretilerek değil, bulmasını simgeler. İşte bu insan macerasıdır. Dolayısıyla bir tarafı macera, spontan, ama bir tarafı da bilgiler ve birikimler. Bu ikisi bir arada belki de müzikte caza benziyor. Sanki insan bir caz varlığı. Yani, yani bildikleri ve bilmedikleriyle birlikte. O anda spontanite, heyecan yaratan şey yoksa, insan hayatını yaşadığının farkına bile varsa ne olur ki? Çok dolayısıyla şeyin macerayı unuttuğumuz için ve standartlara indirgendiğimiz için bugün ve bir takım kalıpları dayatılmış otoritelerin veya medyanın veya diğer şeylerin, unsurların oluşturduğu bir takım kalıpların içinde yaşamak sıkıcı, depresif. Bu sizin mesleğinizdir de aynı zamanda. Gerçekten eve farklı yollardan giden insan daha uyanıktır. Evet. Aynı yoldan eve giden depresif gider gelir. Hep yere bakar. Bu yaşamın tüm alanları için böyledir. Yani dolayısıyla aşağı bakar sözü bu arada bir moda oldu zaten. Aşağı bakmıyorlar. Yukarı bakmak lazım. Abi bir şey soracağım tam bu noktada. Şimdi benim de mesela son yazdığım kitaplarda falan en fazla kurcaladığım nokta bu. Şunu demek istiyorum. Biraz önce söylediniz ya, her insan bir ailenin içine doğuyor. Onun bir kültürü, inancı, bir takım kalıpları, içine doğduğu zamanın kabulleri, şunlar bunlar var. Ve bunlar da hayatımızın ilk aylarında neredeyse bizi bir formatlıyor. Ve insanların kahir ekseriyeti orada aldıkları mana nosyonunu savunmak için hayatlarını bile ortaya koyabiliyorlar ve onu doğrulamak, onu gerçeklemek yönünde bir yaşam yaşıyorlar. Yani hep süzüyor zihinleri, hep onu gerçekleyen şeyleri alıyorlar, zıttı olanı duymuyorlar falan filan. Ama bazı insanlar, mesela ben Metin Babaroğlu'nu böyle görüyorum. Bazıları yolda diyor ki, aga burada bir sorun var. Yani bizim hani verili olan bu şey bana bir yetmiyor. Bunu bir kurcalamam lazım diyor. Bu nerede kırılıyor çok merak ediyorum. Çünkü öğüt vererek yaptırabileceğimiz bir şey var, bir şey değil de bu. Sanki mizaçla da alakalıymış, biraz şansla alakalıymış gibi bir durumu var. Metin Babaroğlu nasıl böyle biri oluyor? Onu bir analiz etsek mi şöyle? Yani ne oldu da arızalı sorular başladı? Vallahi ben de dediğiniz gibi pozitivist bir eğitimin içinden geliyorum. Yani Cumhuriyet döneminde belli bir pozitivist eğitim gördüm. Bu eğitimin içine giriyorum. Aslında mesleğim eczacılık. Fakat eczacılık sadece bir geçinme aracı oldu. Ondan sonra okuyup yazma, işte çeşitli düşünür faaliyetlerde bulundum. Ama asıl kendi benliğimi aramam, kendi özümü aramam gene kendi kültürümüzden kaynaklanan bir takım dürtülerden oldu. Yani ben varoluş sorusunun kendisine soran insanın hepsi bu maceraya girer diye düşünüyorum. Yani ben sordum, burada ne işim var? Yani, belirli bir tarihte, belirli bir kültürün içine doğmuşum. Bu beni tayin etmedim. Annemi seçmedim, babamı seçmedim, kardeşlerimi seçmedim, kültürümü seçmedim. Hiç seçimim olmayan bir yerdeyim. Peki benim kendi seçimlerim olabilir mi? Ve bu seçimlerle ne yapabilirim? Ya bu soruyu ben biraz erken yaşta sordum. Aslında onun belki de nedeni mütedeyyin bir ailenin içinde ve aynı zamanda pozitivist eğitimin o özellikle de bizim dönemimizde felsefede vardı. Çok güzel çalışırdık. Felsefe ile inancımın çatışması. Abi bir dakika. Çatışma. Burada süper bir şey dedin. Şimdi mesela birçok dindar aile garanti olsun diye çocuğunu böyle daha dini bütün yer, mesela imam hatiplere falan gönderiyor. O zaman şimdi bu çocukların çoğu hep aynı şeyin tekrarlandığı bir yerde, belki de bu çatışmadan uzak kaldıkları için zorlayamıyorlar belki de kendilerini diye aklıma geldi şimdi bak sen söyleyince. Farkına bile varamazlar. Benim bir kanaatim var. Rasyonel olmak tabii parça bütün ilişkisidir malum. Oran demektir, rasyo. İşte reason, sebeplere bağlı açıklamalar filan. Şimdi bu bizim tabiatımızı açıklar. Yani beden tabiatımızı açıklar ama ruhsal tabiatımızı açıklamaz. Yani ruhsal tabiat gayeye bağlıdır, kıbleye bağlıdır, kabule bağlıdır. Dolayısıyla anlam dünyamız, ruhsal dünyamız kendi eylemlerimizden doğar. O bize dışarıdan asla verilemez. Yani bir insana değerler, anlam dünyası dışarıdan nasihatle, öğretiyle asla verilemez. O kendi eylemlerinden doğacaktır.
Ama bu eylemler bir gayeye bağlı eylemler. Intentional, niyete bağlı. Ve bu bir şey vardır. Akinol Thomas'ın çok güzel bir şeyine rastladım. Ben dinleri araştırırken bu çeviriler problemi üzerine çok sorunlu oldum. Yani İbranca, Arapça, Aramice, Süryanice'den Yunan ve Roma'ya, Greko-Latin dinlere çeviriler yapılmış ve onların üzerinde şey var, işte bir dini inanç var, bir hayat tarzları var filan. Bu çevirilerde her şey gerçekten tam karşılanmış mı diye araştırma yaparken en sonunda dil bilim açısından Akinol Thomas'a rastladım. Akinol Thomas diyor ki 750 cilt yazan birisinden söz ediyoruz. İbn Arabi gibi böyle son derece verit bir yazar. Ya, diyor ki Batı dilleriyle bu Akadiyen diller diye nitelendirdi diller arasında bir fark var. Onlar diyor intentional dillerdir. Niyete bağlı dillerdir. Batı dilleri correct dillerdir. Yani buradaki anlatım belki terim olarak dinleyicilerimizi ilgilendirmeyebilir ama ne demek istiyor? Demek istediği şey Akadiyen dillerde, İbrani, Arabi dillerinde, Süryani dillerinde gaye belirler, anlamı belirler. Konteksi gaye belirler. Ama Batı dillerinde sesli ve sessiz harfte şeyde kullanıldığı için, dilin içinde kullanıldığı için hepsi ceset olur. Mana da görünür hale çıkmıştır. Bu bakımdan Batı dilleri tamamen pornografik dillerdir. Yani her neyi şey gösteriyorsa odur. Arkasında evet. Bir şey her şey ortada. Ben ona pornografik bir şey diyorum. Yani özsüz görünüşlere pornografik görünüşler diyorum. Özlü görünüşlerde görünüş özü örter. Burada bir örtü vardır. Yani bu libas. Ve bu libas bu elbisenin arkasındadır hakikat. Bu bakımdan bu akademik dillerdeki, bu intentional dillerdeki terimler Batı dillerine çevrildiği zaman o anlam, gaye şeyini yitirdi. Niteliğini yitirdi ve ortaya tamamen salt bedene indirgenmiş bir yaşam tarzı ve pozitivist bir dünya çıktı. Bu bunun karşısında filozoflar tabii çok büyük çaba harcadılar bunu aşmak için. Özellikle de rasyonel filozoflar değil de varoluşçu filozoflar. İşte bizim kültürümüz, kültür kodlarımızda belki de bulup çıkarttığımız değerlerin bugün Batı'daki karşılığı 18. yüzyılda falan ortaya çıkmıştır. Ya bizde çok eskidir bu. Dolayısıyla siyasi yenilmeler karşısındaki depresyonun kendi gerçekliklerini, hakikatini, irfanını da aynı zamanda terk etmeye gelen bir depresyonun içindeyiz. Yani biz değerlerimizi değersiz olarak biliyoruz. Şöyle söyleyeyim, yani çok basit bildiğiniz gibi üniversitede ben gidiyorum üniversiteye ve Hindistan'dayım. Bir Hintli çocuğum, gencim üniversite ki üniversite evrensel bilginin evrensel city diye, university diye dünyanın her yerine bayilerini açmış evrensel bilginin yeri. Tamam. Okuldayım ve orada öğreniyorum ki mantık bilimini Aristoteles diye bir Grek düşünür ortaya koymuş. Akşam evime geliyorum. Dedem bana diyor ki evladım diyor bugün ne öğrendiniz? Diyorum efendim bugüne kadar hiç bilmediğim bir Grek, bir Yunanlı düşünmenin ilkelerini bulmuş. Mantık bilimini bulmuş. Dedem bana der ki ya sen ne diyorsun? Kanada diye bizim bir düşünürümüz var. Aristoteles'ten çok daha önce yaşamış. O 10 kategori bulmuş. Kanada'da 6 kategoriyle zaten bu işi başlatmış. Neden bunu size öğretmiyorlar? Şimdi burada kültür emperyalizmi çıkıyor. Öğretmezler. Çünkü o bayiliği verenler oranın diplomasını da denetlerler. Aynı zamanda onun arkasında bir anlatı yerleştiriliyor tabii medeniyetin kökeni ve sahibi üzerinden. Onunla da ilgili olarak belli figürler seçiliyor tabii anlatımda. Bizim günlük şeylerde yaşamın içinde çok rastladığımız bir şey. Hele bugünün çocukları haklı olarak hep söylerler. Yani ne değerimiz var? Kardeşim okulda gidiyoruz. Türklerin de bir icadı olsun. Türklerin de bir sanatı olsun filan. Hiçbirini görmüyoruz. O halde biz bir işe yaramaz bir toplumuz. Halbuki bu bir kültür emperyalizmi. Yani bir Biruni'yi şey al, bırakın onu. Gazali'ye küfreden bir toplum haline geldik. Gazali ilk kuşkucu felsefeyi ortaya koyan kişi. Tahafütül felsefesinde diğer eserlerinde şeyin Aristoteles'in mantıksallığının eleştirisini yapıyor. Daha sonra Descartes bunu yapınca Avrupa'nın yıldızı oluyor. Ama Gazali yapınca uygarlığa engel olmuş oluyor. Yani dolayısıyla entelektüel kirlenmemiz de diplerde. Bunun için ben şöyle bir şey diyorum. Yani insan kompoze bir varlıksa
O zaman bedeni var, değil mi? Yani birçok, tabii daha çok ayrıştırabiliriz ama ben biraz böyle kategorik bir şey yapmak istiyorum. Bedeni var, evet, aklı var, tamam. Ruhu olduğu söyleniyor. Nane ruhu mudur, ne ruhudur onu da bilmiyoruz ama hani bir ruhu olduğu söyleniyor. Psikologlar inanmıyor ama neticede onlara psikoloji yapıyorlar filan. Her neyse, bir de ne var? Akıldan sonra duyarlılık var. Yani sanata eğilim var, bir de adanmışlık var. Ben dolayısıyla bu kategoriler içinde insanı bir kompoze varlık olarak şöyle tanımlıyorum. Diyorum ki beden dediğimiz şey doğamız bizim. Bu farz. Bedeni olmayan insan diğer hiçbir şeyi olamaz. Aynen. Manası, hiçbir manevi hiçbir şey olamaz. Önce beden, önce doğası. Ama insan doğası mı beden? İnsan doğası, beşer doğası mı? Şimdi insan ne beşer? Beşer beden. Abi bu arada bir ben demek. Çok derslerimde atıf yaptım ama burada da yayında söyleyeyim. Bunu senin bir sohbetinde ben duymuştum. Sonra benim evrimsel psikoloji dersinde özellikle de böyle hani evrim görüşünün temeliyle ilgili inançsal sorunlar yaşayan bazı arkadaşlar tabii derslerin içeriğini kabullenmekte zorlanan bir slide yaptım abi. Dedim ki insan doğası evrimin ürünüdür. Şimdi buna katılıyor musunuz diye sordum. Yani mık mık falan yaptılar. Sonra insanın biyolojisi yani bedeni evrimin bir ürünüdür deyince herkes daha rahat kabul edebilir. Yani bedeni aşan bir tarafımız evet. Da var eyvallah. Bunu senden aldım evet. Abi onu da referansını vereyim burada. Açsın. Hakikati herkesin malı olduğu için biz onun hizmetini yapıyoruz. Bazı kardeşlerim evet. Bana diyor sizin işte bir kitabınızdan alıntı yaptım kullanabilir miyim falan. Ne demek zaten bunu paylaştığımıza göre herkesin malı ya. Şimdi hakikaten bedenin sağlığı farz. O halde bunu nasıl sağlayacağız? Yani beden hakkında bir kültürümüz var mı? Bedenin sağlığını nasıl koruyacağız? Bu sadece tıbbi bir şey değil malum bildiğiniz gibi. Aslında sportif bir şey. Dolayısıyla spor bir disiplindir. Halbuki bugün spor bir eğlence olarak biliniyor. Halbuki spor disiplindir. O zaman bir bedenin disipline edilebilmesi ona ancak sporla olur. Denir ki bazı düşünürler, uygarlıkları değerlendiren düşünürlerden okudum. Derler ki Amerika yapan bugünkü toplumu 200 yılda diğer toplumların önüne geçiren şeylerden, ilkelerden bir tanesi basketboldur. Şaşırtıcı gelmişti bana. Ne demek yani? Basketbol bir parametre olarak bugünkü uygarlıkta önderlik yapacak bir topluma şey yapıyor, dinamis veriyor. Nasıl olabilir diye. Gerçekten baktım toplu hücum, toplu müdafaa, hedefe ilitlenme, en agresif bedenle en agresif hareketleri yaparken düdüğü duyduğu anda durabilme, stop. Ondan sonra depara kalkabilme, team olarak tüm yani yapacağı her işin takımı etkilediğinin bilincinde olma falan. Şimdi bu gibi bir dar alanda bunu yapma. Şimdi bunu zihinsel öğretiyle öğretemeyiz. Öğrencileri toplayalım sınıfa ve çıkalım bütün hocalar, herkes beyinden başlayalım, akıldan, felsefeden filan çocuklara bunu anlatalım. Asla o disiplini içselleştiremezler. Aristoteles'in bildiğiniz gibi çok ilginç bir şeysi vardır. Ben onu vurgulamayı çok severim. Yani hakkı çok yemiş bir filozof olduğu için biraz da destek çıkmak için herhalde. O diyor ki bilgi etostur. Şimdi biz etos, etik, ahlak filan gibi şey diyoruz. Halbuki o etos dediği şey alışkanlık. Yani biz içselleştirip alışkanlıklarımıza katmadığımız bir şey hatırlayabiliriz, düşünerek yapabiliriz, prospektüse bakarak yapabiliriz ama o bizim için gerçek anlamda bir bilgi değildir. Bilgi, irfan, bilinç altına veya bilinç dışımı nasıl kastedeceğiz bunu bugünkü terminolojiyle doğru oturtmak için şeyler, uzmanlar söylesin. İçselleştirmek. Özüne sinmesi biraz yani hal olması. Özüne sinmesi. Ama şu anlama geliyor. Düşünerek değil artık, sezerek yap. Dolayısıyla kavramsal, akılsal düşünmeler sonuçta otomasyona geçmeli, sezgiye geçmeli. Ben şöyle bir şey söylerim. Hiçbir bilim insanı bana ispat edemez ki bir insan araba kullanabilir. Bilimsel olarak ispat edemez. Niye? Dikkat tektir çünkü. Dikkat tektir. Peki dikiz aynasına bakmak zorundasın. Arkayı görmek için sağ ayna, sol ayna, direksiyon, vites, gaza basacaksınız, frene basacaksınız. Kesikli çizgiler, düz çizgiler, trafiğin o sırada lambaları. Bakar mısınız bu karmaşaya? Bu karmaşada bir insanın dikkatini tüm bunları tek tek düşünerek yapmasında o aracı kullanamaz. Şimdi dolayısıyla pozitif bilim açısından baktığımızda bir insan bir araç kullanamaz.
Ama bakıyoruz ki kullanıyor, bir de ıslık çalıyor. Hani telefonla da konuşmasın yani. Onu orayı devreye sokmuyorum. Ama ya ıslık çalabiliyor. Bütün bunları yaparken. İşte bu serial hesap diye böyle şeyde dini terminolojide hızlı hesaplama dedikleri bir şeydir. Zekanın hızlı çalışması. Zekanın hızlı çalışması enstantaneleri geçip filmatik, böyle film gibi akar bir şekilde çalışması, süreç, proses dediğimiz şey, arka arkaya gelmeleri yapması aslında usu aşan bir sezgidir. Din de buraya aittir. Abi dinin, çok enteresan bak, 90'lı yıllarda bu 90'lı yıllardan itibaren bizim nörobilimciler şeyle uğraşmaya başladı. Bu bizim rasyonel kısım, beynin kabuğu ya, üst tarafı. Onun altında kalan bu duygusal, dürtüsel ve örüntüsel sistemlerle uğraşmaya başlayınca, yani şey demeye başladılar. Psikologlar onu 100 senedir falan söylüyordu. Zaten hani nasıl diyelim, kadim bilgi zaten sürekli bunu hatırlatıyordu ama insan böyle hesap makinesi gibi bir şey değil. Sezgisel ve duygusal bir varlık diye nörobilimde de bu çok söylenmeye başlandı. Ve bu bizim beynin o bahsettiğin işleri yapabilen kısmı, aslında akılcı kısmımız değil. Kuantum bilgisayarı gibi sezgisel bir kısım var. Bir sürü şey bir anda yapıyor. Bilinçli dikkat çok dar iken o böyle her şeyi kavruyor falan. Muhtemelen bu hissedilen şeyi biz bugün yavaş yavaş bilebiliyoruz gibi bir durum var. Yani bilimsel olarak da bir yaklaştık oraya gibi. Geldik oraya. Şimdi ben şöyle kısaca bir özet yaparsam şunu demek istiyorum. Yani bedeni sporla disipline etmemiz gerekir. O halde bir toplumda spor öyle gelişigüzel bir keyfi bir ders olma. Hani beden eğitimi hepimiz gördük ama biliyorsun aslında hiçbir şey yapmadık. Boş ders. Halbuki spor gerçekten, evet, spor gerçekten bedenin ilk önce disipline edilmesi, alışkanlıklara dönüştürülmesi ve sezgisel beden yaşamı, bu ön koşul. Ondan sonra bilimsel tutum bir toplumu. Yani insan formasyona bağlı bir varlıktır. Bütün dışarına gelen datalar, enformasyonlar o formasyona göre sonuç alacaktır. Dolayısıyla insanın formasyonu farklı olduğu zaman gerçekliği de algılaması farklı olacaktır. O bakımdan bilimsel tutum dediğim şey, yani insan bir kere hani şu akademiyada Platon'un dediği gibi geometri, matematik bilmeyen giremez. Orada giremez, kapıdan içeriye sokmuyorum arkadaşlar, girmeyin demek değildi. Anlayamaz. İçeride felsefe yapacağım. Geometrik bir düşünme, bir teoremi düşünebilme tarzında bir düşünme tarzı yoksa boş boş bakacak, hatta uyuyacak, algılamayacak ve hatta lanetleyecek, misoloji doğacak. Dolayısıyla benim kanaatim eğitim çok önemli. İnsan eğitim varlığı. Bir toplumun eğitimde önce spor, önce ama çok, son derece önemli. Önce spor, bedeni disipline etmek, sağlığına fit bir beden. Sonra bilimsel tutum ve deneye dayalı, deneyin sonuçlarına saygı duyulan ve bunun bir tutum haline, yani bilimsel bilgilerin yığını demek istemiyorum. Bir tutum olarak benimsen. Metodolojiyi ama öğrenme daha çok. Metodolojiyi, evet. Ama bu yeterli mi? Hayır. Bunun arkasında felsefi bir anlayış gelmesi lazım. Felsefi anlayış, gayeler. Felsefe tümeller ve gayelerin bilimidir. Ve dolayısıyla felsefi bir anlayış olmayan, sadece bilimsel tutumu olan bir insan ve bedeni spora yatırım yapmış olan bir insan başarılı olamaz. Çünkü aklını kullanamıyordur. Aklı kullanmak, akıl çok güzel. Bizdeki terimi de çok güzel akıl. Yani akıl ikalden, bağdan falan gelir malum. Bir düşüncenin bir nesneyle bağlanması demek ama aslında kontekst demek. Aklı biz bir reason, ratio diye çeviriyoruz. Çok yanlış. Akıl ikal bir örüntü, bir kontekstin adı. O zaman bir ağ gibi ve insan eğer evrensel hakikatlerle aklını donatamazsa, hakikatleri yakalayamadığı için, idrak etmek, yakalamak malum, kavramak, yakalamak, idrak edemeyeceği için bu sefer sanrıları devreye giriyor. Kendi zanlarını din ediniyor, kendi zanlarını ideoloji ediniyor, kendi zanlarını hayat tarzı edinebiliyor. Peki felsefi anlayış, geldik üçüncü aşama, benim kendi böyle skalam bu. Başarılı olur muyuz? Olamayız. Olamayız çünkü sanatsal duyarlılık gerekir. Neden sanatsal? Duyarlılık desek yetmez mi? Yetmez. Çünkü sanatın estetik boyutu var, kavramsal boyutu var, icra boyutu var, tarihsel şeyi var, birikimi var. Tüm bunlarla bir insan sanatın hem katılanı, icracısı, hem mefkuresiyle ilgili bir çabası varsa, duyuları
duyuları çok hassaslaşır. kesbeder. Aynen, letafet kesbeder. Ama bu o kadar önemlidir ki, hani Pitagoras'tan beri bunu biliyoruz ama hani onları atfetmek için değil, Farabi de atfedebilir çünkü udun kaşifi, büyük büyük bir müzisyen. Farabi'nin bir sözü var, diyor ki udun titreşiminden lezzet almayan insan değildir. Yani insanlıkta bir duyarlılık aranıyor. Sanatsal duyarlılık. Biz buna dinde de cemal diyoruz. Cemal görmek diyoruz. Ve eğer Allah cemildir, yani güzeldir ve yuhibbun cemil ve cemil yani güzeli sever. Şimdi güzellik ilkesiyle bir dine sahip olup da bu kadar çirkin binalar yapabilen, bu kadar çirkin bir yaşantı yapan bir insan topluluğunun dini var diyebilir miyiz? Vardır ama zanlarını din edinmiştir. Yani bu bakımdan sanatsal duyarlılık bu yeter mi? Yani insan tamam bedenini fit yaptı. Bilimsel bir tutum ki konfora yönelik. Bilim neticede konfordur. Başka bir şey değildir. Yani insana dışsal konfor sağlar. Ama içsellik de felsefe tamam anlam bilimleri filan muhteşem. Sanatsal duyarlılığım da var. Yetti işte ben insanım değil. Bir şey daha lazım. Adanmışlık. Adanmışlık dindir. Bir şeye adanmıştık, Din, değil mi? iman, evet. Her insanın dini var aslında. Her insanın dini var. Hani İbn Arabi'nin Vahdet-i Vücudunda da geçer bu. Her insanın kendi formasyonuna göre bir adanmışlığı var. Bir şeye adanır. O adandığı şey onun dinidir. Ama biz kendi kültür kodlarımızı biraz çözümleyip onun arkasındaki tarihi birikimimizi, klasik kavramlarımızı, irfanımızı tekrar bir bilince taşırsak şunu görebiliriz. Çok açık. Beş ilkeyle en azından dinsel problemimizi çözeriz. Allah Allah bu kadar problem ortadayken bu çözülebilir miymiş? Çok mühim Çözülür. burası. Çözülür. Çok basit. Çok da zor değil. Dinin özü başlangıçta Kur'an'ın o bir tüm geçmişteki birikimi kemale getirdiğini kabul ettiğimiz. En azından ben öyle kabul ediyorum. Kur'an'ın söyleminde din ihlastır. Yani Kur'an'ın nihai formatı İhlas suresidir. Peki İhlas nedir? Halis olmak, katışıksız olmak, saf olmak, arı olmak. Şimdi eğer İhlas üzere ise bir insanın tüm yapıp etmeleri İhlas üzere ise neyin karşıtıdır İhlas? Yani samimiyet desek yeterli pek değil ama yani bu katışıksızlık, saflık. Bu neyin karşıtıdır? Yalanın karşıtıdır. İhlası olmayan yalancıdır. Yalan aslında insanın kendini bölmesidir. Yani şizoid olmak, bipolar olmak, giderek belki hastalık olarak yani kalıtımsal olmasaydı, şizofreni olmak bile sonuçta yalanın ürünleri. İnsan Abi kendini burada büyütüyor. bu birinci prensipte ağzından çıkan ishar ettiğiyle yaşadığı ve hissettiği arasındaki farkın yalanlığını kastediyoruz galiba, değil mi biraz da? Aynen bunu kastediyorum. Aynen bunu kastediyorum. O zaman hatta ben yalan söylemeyin demiyorum. Yalan yapmayın diyorum. Yalan yapmayın. Yalan söylemek diye bir şey yok. O mesela ordudayım, geldim, yakalandım ve müfreze nerededir? Bunu bana söyle. Ben çok doğrucu Davut'um. Müfrezemiz şuradadır. Gidip o yok olsun. Hayır. Hayır. Bu oradaki yalan dolan değil o. Oradaki cleverlık. Oradaki zeka kullanımı. Yalan kendi yaptıklarıyla düşündüklerinin aynı olması, iman aynı olmaması yalan. Yani Şimdi bir dolayısıyla enstrümanın ihlas akortta olmasını bu, yani işte halis olma haline, saf olma haline benzetebiliriz. Akort bozuksa zaten neler neler. aynen budur. Şimdi bunu niye söyledim? Yani bunu biliyoruz. İhlas böyle bir şeydir filan da sen Metin'cim bunu niye söylüyorsun? Bunu şunun için söylüyorum. Dünyada tek bir din vardır. Allah'ın indinde diye biz söyleriz onu. Allah'ın indinde tek bir din vardır. Nedir o? İslam'dır diyoruz biz. İslam barış demek. Barış için ihlas öncedir. İhlas olmazsa İslam olmaz. O zaman dünyada ihlas üzere yaşayan herkesin dini hak dindir. Adını şu veya bu koyması şart değil. Belki bir dini mefkûresi bile olmayabilir. Ama halis yaşıyorsa, ihlas üzere, samimi yaşıyorsa o insan Allah indinde dini vardır. Nitekim de işte belirli, şimdi onlara girmeyelim, belirli ayetlerde de söylenir. Eğer bilseydiniz falan işte bu. Şimdi ihlas, samimiyet, kendiliğinden
kendiyle barışmayı sağlar. İhlas insanın kendiyle barışmasıdır. Peki insan kendiyle kavgalı mı? Kendiyle düşman mı? Eğer Hem de kültür nasıl? kodlarımızı gene yoklar. Eğer onların arkasındaki o tasavvuf ve irfan öğretilerini biraz kurcalarsak orada göreceğiz ki her insan aslında kendiyle kavgalı ve kendiyle düşmandır. Ve kendindeki düşmanlığı yenerek kendiyle barışması gereken bir maceraya atılması lazım. Bir gün çok ilginç bir şey oldu. Bir şeyden, Amerika'dan bir psikiyatr profesör gelmişti. Bizim varoluşçu bir profesör. Ben de varoluşçuluğu bizim arkadaşlarımız tanısınlar diye kendisini davet ettim. Özel bir konferans, böyle sohbet istedik kendisinden. Sohbetler yapıldı filan. Sonra dedik ki siz işte bu tasavvuf filanla ilgileniyormuşsunuz. Sizin ülkenizde böyle bir şey de var filan. İrfan öğretisi. Evet dedi. Nedir yani dedi. Böyle biraz küçümseyerek, dışlayarak. Yani ne var, ne buluyorsunuz onun içinde? Siz eğitimli bir insansınız filan dedi. Ben dedim ki vallahi dedim orada bir mürşidli kamil diye söylerler bir insan var. Yani olgun bir insanmış, yetkin bir insanmış kendi şeyinde, mesleğinde. Ve o diyor ki, size soruyorum, siz psikiyatrısınız, bunu daha iyi bilirsiniz diye. Diyor ki bütün insanlar delidir. Ne dersiniz dedim buna. Ha dedi, o dedi bizim dedi teşhislerimizden biridir. Bir insan bütün insanlar delidir diyorsa o sorun ondadır. Peki ama dedim noktalı virgülden sonra şunu diyor. Kimisi mal delisi, kimisi şehvet delisi, kimisi mevki delisi, kimisi servet delisi, kimisi şöhret delisidir diyor. Oo diyor, bu başka. Bakın ikinci bölümü söylemediğiniz zaman bütün insanlar delidir. Buradaki delilik aslında ayarsızlık değil, adanmışlık. İşte din bir adanmışlık meselesi. Neye adandığınıza bağlı. Ama İslam dini diye söylenen bu din, selam, İslam, barıştan geldiği için bir, insanın kendiyle barışması. İlkesi ne? İhlas. Sonra toplumla barışması. İlkesi ne? İman. İman ne demek? Emin olmak. Yani benden emin değilse bu toplum, elimden, dilimden emin değilse, ben onların elinden, dilinden emin değilsem o zaman o toplum toplum olamaz. Vahdet olmaz. Bu yeterli mi? Yani ihsan, ihlas. İhlas İslam'ı doğuruyor kişide. Şimdi teslimiyet diye söylüyorlar. Teslim olmak, teslim olmak, işte ona buna teslim olmak, Şeyh Efendi'ye teslim olmak, Hoca Efendi'ye teslim olmak, peygamberlere böyle söylüyorlar. Bunu söyleyenler kültürel bir şey söylüyor. Dinin kendi özüyle ilgili bir şey değil. Dinin kendi özünde İslam ihlasa teslim olmak. İhlasa teslim olduğu, yani kul huvallahu ahata teslim olmak. O zaman barışık, kendiyle barıştı insan. İki, barıştan sonra pardon, üç, iman. Şimdi iman çok ilginç bir şey. İslam elimizdedir. Yani bir şeyi, kendimizi barışık kılmak elimizdedir. Samimiyet elimizdedir. İhlası yapabiliriz. Ama imanı yapabilir miyiz? İman yapılmaz. Kur'an-ı Kerim'de çok ilginç bir şeye rastlamışımdır. Bu çalışmalarımın içinde özellikle de Kur'an-ı Kerim'in arkeolojisine, onun arkasındaki hakikatlere yöneldiğiniz zaman çok açıkça görülür. Diyor ki Cenab-ı Nebi'ye geliyorlar bir grup, anlat şu dinini diyorlar. O da anlatıyor. Aa çok beğendik diyorlar. Biz de bu dini kabul eder misiniz? Biz de müminlerden olduk değil mi? O sırada Cenab-ı Nebi de şaşırır. Yani Allah Allah, ne desin bunları şimdi? Her şeyi onayladılar. Kabul ediyor musun dediler. Tamam da ne diyeceğine bir gecikme oldu ve sonra vahiy ile cevap geldi. Vahiy şu. Ya Muhammed, onlara de ki siz ancak İslam olduk diyebilirsiniz. Daha iman kalplerinize yerleşmeli. Şimdi burası son derece ilginç. İslam iman meselesi. İman bir şeye iman etmek, oraya buraya iman etmek değil. İman amene kökünden, emin, öz pekinlik demek. Öz güven demek. Bir insan öz güvenliyse o şeyi, ihlası ve İslam'ı sindirmiş demektir. Yoksa öbürü, bugün İslam yer, bugün barış yaptım sizinle, yarın da kavga yapabilirim. O zaman iman kalplere yerleşen bir şey ise, işte bu bugünkü pozitivist bilimin her şeyi rasyonel akla yüklemesi, her şeyi onunla bileceğiz demesine bir ek olarak, belki bir uyarı olarak, dikkat. Ya bu iman sahiplerine korku yoktur galiba, biraz böyle anlamak lazım. Yani iman sahibi olan bu güven içerisinde zaten rahattır yani sonuçta. Rahattır, korku yoktur ama bu bir
varoluşsal bir biçimdir. Zihinsel bir şey değil. Aynen. Mantıkla bulamıyoruz bunu. O yüzden rasyonel olarak, zihinsel olarak bir çıkarım, bir mantıksal çıkarımın sonucunda insan kendini güvende hissetmez. Korkusuz hissetmez. Bu bir varoluş. O yüzden de kalp, Kur'an-ı Kerim'de kalp ile bilme diye bir kavram var. Bizim kültürümüzün içinde, bütün tarihimizde son derece önemli. Ama bugünkü çağdaş bilim epistemolojisinde bu kullanılmıyor. Aa, bu eskiler bilmiyormuş, bu Araplar cahil, kalp düşünüyor zannetmişler, kalp küt küt attığı için. Aslında beyin düşünüyor, bunu çok sonra öğrendik. Ya onlar nereden bilsin filan. Halbuki kalp kelimesi yürek demek değil. Bildiğimiz bu şeye, pompaya hitap eden, söylenmiş bir söz değil. Maalesef kavramları yitirdik. Maalesef. Kalp, inkılap, tekallüp demek. Tekallüp, halden hale geçmek demek. Yani bir şeyi bilmek, mesela sevinci bilmek istiyorsun, sevinç duymalısın. Üzüntüyü bilmek istiyorsun, üzüntü duymalısın. Korkuyu bilmek istiyorsun, korku duymalısın. Varoluşsal. Bunu kalp ile bilebilirsin, aklederek değil. İlkeler, prensipler, hakikatler akledilirler. Duyusal şeyler zihinle bilinir. Tümeller, sebepler, kuvvetler, formüller bunlar akılla bilinir. Ama sevgiyi ne akıl bilebilir, ne zihin bilebilir. Sevgiyi ancak ruh bilebilir. O zaman bir insanın ruhundaki etki. Şimdi diyorlar ki ruh belki yok, nereden ispat edeceğiz? Ben de diyorum ki hakikaten ruh üzerinde, yani otonom varlık olduğumuz. Ruh demek, otonom varlık demek. Yani cosa sui. Sebebi kendinde olan varlık, ruh, ruhludur diyoruz. Şimdi sen otonom varlık olduğunu iddia, reddediyorsun diyorum kardeşim. Neden? Çünkü ben ruhu bilmiyorum. Yani görmedim. Deney, laboratuvar kardeşim girmiyor. Peki akıl? Hangi scientific, pozitivist bilim insanı aklın varlığını ispat edebilir? Akıldan şüphesi olan kimse duyduk mu? Bakıyorum hiç kimse akıldan şüpheli değil. Ama herkes ruhtan şüpheli. Akıldan şüphesi yok ama aklı ispat edecek, yani bilimsel anlamda, science anlamında aklı ispat edecek tek bir şeyimiz yok. Deneyimiz yok. Aklı ispat eden aklın kendi geometri ve matematik yapma yetisidir. Ortaya koyduğu yani sonuçlar. Aynen budur. O zaman ruh da fiilleriyle bilinir, mahiyetiyle bilinmez. Çünkü mahiyetse o olup bitmiş bir taş gibidir. Mahiyet sahibi değildir. Sevgi sürekli yaradığı, sürekli tecellide olan bir şey olduğu için akla sığmaz. Şimdi her şey akılla bilinir ya. Akıl sevgi kategorisini bilir. Akıl neyin sevgi olup neyin olmadığını bilir. Ama sevgiyi tadamaz, sevgiyi yaratamaz. O zaman insanda imandan sonra bizim gene kültürümüze biraz ağırlık veriyorum bugün konuşmamda. Biraz çok sorunlu olduğumuz alan ki Kur'an-ı Kerim'de bu konuda da bir uyarı var. Yani imandan sonra. İmana hitap ediyor. Mesela ya eyyühellezine amen. Şimdi ey iman edenler. Kim bunlar? Birileri var ve onlar iman edenler. Bunlar Fenerli, bunlar Galatasaraylı. Böyle değil. Ama demek ki o fiili işlediği zaman öyle olanlar. Yalan fiili işledikleri zaman yalancılar, şirk işleyenler, şeyler, müşrikler filan. Demek ki fiilden doğan bir takım sonuçlar. Şimdi o zaman ya eyyühen nefsi mutmainne diye bir ayet var, bilirsiniz. Ey kendinden emin olan. Bakın şimdi burada öz pekinlik. Ey kendinden emin olan. Bakın Tanrı'dan emin olan demiyor. Dinden emin olan demiyor. Peygamberden emin olan demiyor. İman burada hep kendi dışında bir varlığa atfedilir ya. Hayır. Ya eyyühen nefsi mutmainne. Ey kendinden emin olan nefs. Şimdi hitap ona. O diyecek ki buyurun ben buradayım. Nefsi levvame buradayım diyemez. Pişmanlıktaki nefis. Nefsi emmare azap içindeki nefis ben buradayım diyemez. Çünkü ona o hitap duyulmuyor. O radyo frekansına o ayarlı değil. Öteki ayarlı. Peki buradayım ne istiyorsun dediği zaman irci ila rabbike. Bir tek sen ey mümin, ey kendine güvenen, özgüveni olan. Sen Rabbine dönebilirsin. Dön. Dön burada arkanı dönme. Arkayı döndüğüm gene aynı. Öne bakıyorum, arkaya bakıyorum. Demek ki bedenin dönmesiyle bir ilgisi yok. Rucu, raci olmak. Hani amak hayaldeki gibi rucu etmek. Kavuşma. Kendi aslına kavuş. Rab insanın dehasıdır. Bunu söylemekten hiçbir beis yok. İnsanlar işte Rab diye gökyüzünde bir şeyler böyle kendine ayır. Rububiyet, mutmain nefsin kendi aslına
yaratıcı imgelemin ortaya çıktığı aslına kavuşması. Dinin özü bu. Din insanı kendi dehasıyla buluşturmanın ve kendiyle sonsuz bir uyumlanma içinde olmanın, ki buna İslam diyoruz, yoludur. Yoksa pratikte bir takım günlük yaşamdaki şeyleri bilmenin yolu olmadığı için onları kıyaslamak aynı alana girmiyor. Yani abi şimdi bir sorum daha var. Maşallah böyle nehir gibi akıyorsun. Araya girmek istemiyorum ama sormam gereken bir şey var. Yerel kültüre, bizim öz kültürümüze çok vurgu yapıyoruz. Oradan böyle güzel inci mercanları çıkarıp paylaşmaya gayret ediyoruz. Ama şöyle de bir sıkıntı var. Yani bizde niye böyle Müslümanın sayısı az? İman ettim diyen niye kendini emin hissetmiyor? Müslümanların niye hepsi gergin vaziyette? Yani büyük bir çoğunluğunun neden estetikle, güzellikle, sanatla, yenilikle, inovasyonla, yaratımla işi yok? Yani ne oldu da bu değerle, bu aksiyon bu kadar koptu? Evet, çok güzel bir soru sordun ve sen de biliyorsun, tabii bildiğim bir şeyi soruyorsun, kabul ediyorum. Formasyonla ilgili bir şey. Biz şimdi önce din böyle yapıyor, din şöyle yapıyor, ideoloji şöyle yapıyor diyoruz. Hayır, ideoloji hiçbir şey yapamaz. Din hiçbir şey yapmaz. Bireyler yapar ve bireylerin formasyonları yapar. Şimdi bir insan estetiğe eğitilmemişse, güzelle eğitilmemişse, o insana bir senfoni dinletemezsin. Baştan sona bir senfoni dinleyecek kaç kişi tanıyorsunuz? Değil mi? Bir saat, bazen Wagner'in 6 saatlik şeyleri var. Onları baştan sona kadar, veya bir Dede Efendi'yi dinleyeceksiniz. 4 selamlık bir Dede Efendi dinleyeceksiniz. O sesleri izleyebilecek duyarlılık ve onları içselleştirip bir iç dünya kurabilecek bir eğitim olması gerekiyor. Yani biz şöyle bir şeye düştük bu pozitivist dönemde. Her insan her şeyi bilebilir. Tabii ki bilebilir. Ama her şeyi biliyordur. Medyaya bakınız. Herkes her şeyi biliyor. Şimdi kariyersiz bilim olur mu? Mümkün değil. Yani ilkokuldakinin bilgisi, lisenin bilgisini bilemediği gibi, lisenin bilgisi üniversitenin, o doktorayı bilemediği gibi, o da kaşifleri bilemediği gibi bir hiyerarşi var, bir kariyer var. Ama din söz konusu olduğunda kariyere gerek yok. Herkes biliyor. Ve herkes bildiğini başkasına dayatmak istiyor. Yani kendi zannını din ediniyor. Abi esas problem galiba inandığı gibi yaşamayı biraz zahmetli buluyor olsa gerektir ki inandığımız anda anlatmaya başlıyoruz. Yani inandığımız, sandığımız şeyi anlatasımız geliyor hemen bir başkasına. Herhalde öyle bir durum var yani. O inanmadığımızın delilidir. Bir insan iman içindeyse susar. Ariflerin kelamı budur. İman içindeki insan susar. Talebena ve cedena. Talep edene icabet eder. Ama başkasına öğretmek ısrarla gel sana anlatayım diyenler diyor. Onlar şüphe içindedirler. Şüphelerini gidermek için destek arıyorlar. Halbuki onların şüpheleri çoğalır. Bu bakımdan yani sadece ben Kur'an'a vurgu yapmak, bu kültür üstündür gibi bir şey söylemiyorum. Aksine evrensele açılmadan, diğer kültürlerle, diğer düşüncelerle, diğer felsefelerle, diğer inançlarla karşılaştırma yapmaksızın insan nerede olduğunu bilemez. Kendi konumunu bilemez. Bu bakımdan benim söylemek istediğim şey şuydu. İman sahibi olanlar çağrılıyorlar. Nereye? Rablerini bulmaya. İkan diyoruz buna. Yakin nuru. Yani imandan sonra ikan gelir. Ama iman sahipleri ibadete çağrılıyor. Ondan öncekiler ibadete çağrılmıyor. Cuma mesela hür olanların çağrıldığı bir yerdir. İnsan kendi nefsinin esiri ise Cuma'ya çağrılmıyor. Ama insanlar bunu bilmiyor. Cem olmak, cuma olmak, sosyal meseleler, toplum meseleleri, siyasi meseleleri konuşmak demek. Onlar için bir insan kendini aşmalı. O formasyona gelmeli. Dolayısıyla siyasete eğitilmemiş bir insanın siyaset yapması, estetiğe eğitilmemiş bir insanın müzik yapması söz konusu edildiği zaman birisi asla tek bir nota bile affetmeyen bir ciddiyeti içerir, bir disiplini içerir. Diğeri ise ne söylersen söyle retoriğe kurban gidebilirsin. Yani herkes siyaset yapabilir ama herkes müzik yapamaz. Hadi buyurun al keman eline, yap bakalım kardeşim. Bir ömür istiyor bir gitarı oynayabilmek için, bir kemanı oynayabilmek için bir ömür istiyor. O da sadece onu virtüözü oluyoruz. Dolayısıyla kariyer meselesi bir evrimdir.
Mesela şöyle bir söz söylerim ben tabiat üzerine konuştuğumuzda. Tabiatın ahireti nedir? Yani doğanın ahireti var mıdır? Ahiret sözü vardır ya hep ölümden sonra, ölümden sonra diye. Halbuki yaşamın içinde ahiret var. O da şu, tabiatın evriminin sonu yani ahireti insandır. İnsan ahirette yaşayan varlıktır. Ahirete gitmeyecek, ahirette zaten. Bu insan kendi ahiretinde, kendi bilgi birikiminin içinde yaşıyor. Yani şöyle diyebiliriz, insan dışındaki her varlığın tek bir varoluşu vardır. İnsan ise ben ve ben olmayan diye ikiye bölünmüş bir varlıktır. Ben bilinci olduğu için insanda o sorumlu varlıktır. Sorumlu. Özgürlük, özgürlük diye feryat ediyoruz. Biz biliyorsun 68 kuşağıyız, bize yaş 70. 71'deyiz şimdi. Sürekli özgürlükte feryat ediyoruz. Yani özgürlük, özgürlük. Peki nereden özgürlük? Değil mi? Sıkıntıdan, yoksulluktan, işte cehaletten, bir takım şeyler. Bunlardan özgürleşmek. Ama asıl özgürleşmemiz gereken kendi nefsimiz, kendi nefsi emmaremiz. Yani içgüdüleri değil. İçgüdüler zaten bizim doğamız. Onun enerjisi, yatırımımız, başka yatırımımız yok. Ya bir insanın enerjisi tamamen tabiatından geliyor. Ama insan fıtratı diye bir söz söylüyoruz. Bu fıtratı insanın bedensel tabiatı diye atfediliyor. Bu da yanlışlardan biri. Çok büyük yani gene kendi geleneğimizle ilgili. Fıtrat, fatır kelimesinden gelir. Fatır ayırım demektir. İnsanı diğer tüm var olanlardan ayıran ben bilincidir. İnsanın fıtratı ben bilinci olmasıdır. Öz bilinç sahibi olmasıdır. Ve dolayısıyla insanın kendi öz bilincinin üzerine bina edilebilir. İnsan poetik bir varlıktır. İnşa edilir. Hiçbir zaman insan olmuş bitmiş bir varlık değil ki onun hakkında konuşalım. Hatta Heidegger'in çok güzel bir sözü vardır. İnsan ölmeden tanınamaz. İnsan ölmeden bilinemez. Evet. Bizde de vardır o. Son nefesine kadar ne olacağım belli değildir derler. Son nefeste belli olacaktır. Yani insan noktayı koymadığı serüvenin içinde, süreçte olduğu zaman hem kendini keşfeder, hem kendini yapılandırır, hem de kendini bozar, yeniden yapar. Şimdi sizin mesela çok önemli bulduğum şey var. Hani şu fabrika ayarları. Fabrika ayarlarına dönelim. Bakın mesela İncil'de İsa Nebi bunu söyler. İnsanlar tekrar dönüp çocuk olmadıkça Allah'ın melekutuna giremezler diyor. Allah'ın melekutu yani Allah'ın egemenliği. Ve koruması. Yetişkinler giremiyor. Evet. Yani formatlayacak kendisini. Yeniden bunu insan kendinden doğmak dediğim bu benim. İnsan kendinden, kendi sorgulamalarından doğarsa iyi veya kötü ne yaparsa kendi hak ettiğini yaşar. Onun dışında herhangi bir kimsedir, belirli bir kimse değildir. Bu bakımdan yani kültür kodlarını açarak kendi kültür kodlarımızın diliyle de konuşabiliriz. Yok, felsefi dille de bunu anlatabiliriz. Yani salt kavramlarla, tümel evrensel kavramlarla ve tüm dünyayı ilgilendirecek bir biçimde söyleyebiliriz. Örneğin bu şeyler dinin özü, dinlerin özü, estetik özü diyelim daha doğru. Dinlerin estetik özüne işte tasavvuf, gnosis gibi terimler kullanıyoruz. Bu dünyanın her yerinde ortaktır. Yani terimler bile neredeyse ortaktır. Ben onu artezyenlere benzetiyorum. Yani dünyadaki çeşitli kültürler, inançlar fışkırıyorlar ve tarihsel bir tecrübeyle de giyiniliyor ve ortada bir şey var, bir abide var. Evet, işte birisi ama Hint, işte pozitivizme göre göçler, savaşlar bunları birbirine transfer ediyor. Halbuki insanın kendi doğası, aynı zamanda aklı, zekası, el yapısı aynı türden şeyleri yapmaya müsait. O halde bir yeraltı suları bir, artezyenler farklı. Bunu niye söyledim? Anadolu insanının, yani bu kültür kodları ikide bir değişimin nedeni bu. Anadolu insanının büyük bir tecrübesi var. Anadolu insanının doruk şeylerinden, yıldızlarından biri Yunus Emre. Bütün dünya kabul ediyor. Herkesin başının tacı. Hiç şaşırtıcı bakın. Her tarikat Yunus Emre'yi baş tacı eder. Hiçbir tanesi reddetmez. Ateist baş tacı eder. Ondan sonra filozoflar baş tacı eder. Yani Yunus Emre yıldızdır. Peki bu insan ne diyor? Bu insan bu kültürün ürünü. Ne diyor bu insan? 72 milleti bir bilmeyen insan değil diyor. Bakınız çok ilginç.
Şimdi biz pozitivist olarak şöyle düşünün. 72 millet saymış. Aslında 72 değil. 1200 küsur olmalıydı filan. Bunlar mı? Bu değil. Ama o farklılıkları kabul etmeyen insan değil diyor. İnsan tanımı var. Bu hümaniterliktir. Hümanizm değil. Evet. Batı'da hümanizm var. Anadolu'da hümaniterlik var. İnsan severlikle bağdaşmış bir toplum yaratmış. Ve onun içinde dinler, bakın yan yanadır. Mabetlere bakın, yan yanadır. Avrupa'da Endülüs'e gittiniz, ben de gittim. Şeylerin izi yok. O zamanki koskoca Endülüs'ün yapıp ettiği eserleri İspanyollar kökünden kazıdılar. Hani medeni arkadaşlar. Ya bizim burada hala yan yana bu mabetler durabiliyor. Yani Ebruli olmak, Aşure olmak, Ebruli olmak ya da Vahdet-i Vücut. Her insanın anlayışında bir hakikat payı vardır. O nedenle neşeliyim ben. Bana diyorlar ki ya sen hiç zor zamanı yok mu? Bir saysam başlarsınız bana acımaya. Acınmak istemediğim için de söylemiyorum. Şunlarım yok, bunlarım yok, şu rahatsızlığım var, bu rahatsızlığım var. Ama gene neşeliyim niye? Her şeyde bir hakikat payı gören insan semme ve çullah olur. Allah'ın yüzünü her yerde gören, onun zevkine, onun tadına varan insan olur. Bugün Allah dediğin zaman insanlar ürküyor. Kavramı tanımıyor. Kendi zannını aslında kötülüyor, öbürü de zannını övüyor. Asıl ben biraz neyse, senin tarzı şeye benzetiyorum abi. Biz mesela biraz biyoloji zehirlenmesini fazla yaşadığımız zaman şimdi çiçeği, bahardaki ağacı, o bahar dalını herkes güzel buluyor ama bir süre sonra çürüyen elmayı, yerdeki solucanı, sürünen yılanı, çıyanı da sevimli görmeye başlıyorsun. Çünkü bütünün içerisindeki fonksiyonunu anladığın zaman onlar artık sana böyle nakıs ya da kötü ya da pis şeyler olarak değil, aslında bütün döngünün tamamlayıcıları olarak gözüküyor. Biraz da bu işte milletin üf falan, ben mesela evimde hard diskinde küf fotoğrafı dolu. Ekmek küflenince direkt fotoğrafını çekerim makro mesela. Çok güzeldir çünkü. Biraz bunun gibi değil mi galiba? Yani o veçelerde de bir şey söyleniyor bize. Aynen böyle. Bakın İsmail Emre diye sözünü ettim. 1970'te vefat etmiş Adanalı bir Sufi. Eserleri ortada. Yani herkes bunu alıp okuyabilir ki, internette de bulabilir. Diyor ki, bu bir Sufi, Anadolu Sufisi. Diyor ki, varlıkların bütün canı ayrı değil bir candır. Varlıkların bütün canı ayrı değil bir candır. Bir göz ile seyredene o her daim üryandır. Yani tevhid gözüyle, varlığın birliği gözüyle, yani Allah birdir deme geçmiyor. Allah birdir, evren birliktir, insan bütünlüktür. Yani üst kat o komşusu bir, birdir demekle Allah birdir demek arasında bir fark var. Yani Allah orada var. Bir şey tek ama ayrı. Bir de bu. Dışarıdaysa o bir hiçbir zaman olamaz. Bakın. Dışarıda bir ilaha taptığımız zaman görmüyor musun nefsini ilah edinenleri gör gibi böyle terimler var biliyorsun. İnsanın inandığı tanrısı adını ne koyarsa koysun. O adını koymakla şey etmiyor, kavramlaşmıyor. O içeriğiyle, imanın içeriğiyle, eylemlerimizi yönlendirmesiyle anlam taşıyor ya. Şimdi bir şeyin herhangi birisine sıradan soralım. Hangi dinden olsa olsun. Veya dinsiz olsun. Mesela ateiste soralım. Hangi tanrıyı reddediyorsun? Bence hepsini. Bakın anlamsız ve tanımsız. Bir şey tanımlamadan ne reddedilebilir ne kabul edilebilir. O halde kavramlarla düşünmek bizim en büyük eksiğimiz bu. Kavramlarla düşünmüyoruz. Duyduklarımız, hissettiklerimiz ve bir de duygu coşku. Mesela Türkiye'de ben tasavvuf söz konusu olduğu zaman artık ağzımı açmak istemiyorum. Niye? Aşk değil mi efendim? He aşk. Ne aşk? Abi bir de o var. Buraya not ettiğim bir soru. Şimdi demin Celal Cemal ikileminden sen bahsettin. Ben şöyle o gözlükle bakınca yani Cemal yurt dışına gitmiş. Celal bize yatıya kalmış gibi bir durum var. Yani böyle hiç böyle sevgiyle, estetikle, hürmetle yaklaşmak yok. Mesela İslami damarın içinde de ciddi bir tasavvuf düşmanlığı da var. Öbür taraftan tasavvuf böyle son derece poetik bir söyleme, indirgeme gibi bir hal de var. Ben özellikle bu şeyi anlamıyorum. Yani sen ona nasıl bakıyorsun? Yani böyle dindar, hani İslam inancına sahip olduğunu iddia eden insanlar da tasavvuf kültürüne karşı küfürle itham edecek kadar ağır bir düşmanlık da var mesela. Bunu neye bağlıyorsun abi? Formasyon. Gene formasyon. Her şeyimiz formasyon. Evet.
O formasyon başka bir şey söyleyemez. Başka bir şey söylerse inanmayacaksınız. O formasyon bunu söylemek zorunda. Dolayısıyla herkesin dini kendi formasyonudur. İbn Arabi'yi açın bakın, çok hoş. Bu kültürün banilerinden biridir. Ama bugün ihmal edilmiş bir büyük filozof. Diyor ki her insan kendi zannını tapar. Başkasını yapamaz zaten. Nasıl yapabilir ki? Çok doğru. Ama o onu öyle abartır ki dünyada onun zannından daha büyük, daha kaliteli, daha bir şey, bir varlık yok zanneder. Dolayısıyla önce zanlardan kurtulmak gerekiyor. Bu dinin, eğer din söz konusu olduğu zaman, yani ki benim tasavvuf içinde bulduğum şey böyle aşk meşk falan değil. La ilahe illallah formülü bu dinin asıl ana temasıdır. La ilahe, ilahı reddedeceksin. Ateist olacaksın demektir. La ilahe, bu fiili bir durumdur. Yani ben böyle la ilahe illallah, la ilahe illallah bir çocuk gibi böyle eğleniyorum ve Tanrı da bir yerde beni dinliyor. Ve bravo ya çocuk ne kadar güzel la ilahe illallah diyor falan demez. La ilahe, ilah edindiğin, uğruna yaşamayı seçtiğin her ne varsa, ama her ne varsa, bunları artık saymıyorum, her ne varsa la, bunu reddedeceksin. Ki illa Allah, illa Allah senin ilahlarının reddinde ortaya çıkandır. Allah kimse ne keşfedebilir, ne bulabilir, ne icat edebilir ama Allah kendini bildirir. Kime bildiriyor? La ilahe olana. İlahı olana bildirmez. İlahı olan kendi ilahını yüceltir durur. Bu kültürel bir ilah olabilir, ebeveynlerinden bir. Mesela insanlarla konuşuyoruz. Bana hemen sorarlar. Efendim ya bu sohbetlerine çok hoş. Dedeleriniz demek ki çok kıymetliymiş. Niye? Ne alakası? Niye dedem kıymetli olacakmış? Yani senin deden de benim deden de sonuçta bir şeydir, sapiens'tir. Onun da arkası primattır. Onun da arkası tek hücrelidir. Hepimizin dedesi tek hücreli bir amiptir yani. Ne olmuş yani? Zaten en büyük canlı hücredir. Hücreden büyük canlı yok. Ondan sonraki organizedir. Aynen en öyle. Küçük canlı da bilmiş hali. Odur yani. En küçük canlı da hücredir. Ondan daha küçüğü de yoktur. Onun için varlıkların bütün canı ayrı değil, bir canlı. İnsan örgütlülüğün adı. Ve zaten siz beyincisiniz. Nörologsunuz aynı zamanda. Aynı zamanda psikolojiyle de çok yakından ilgilisiniz. Biliyorsunuz ki İnsanın asıl akıl mefkuresinin ortaya çıktığı yer elektrik akımlarıyla o kombine şeyde ne derler, paternlerin içindeki elektrik akışlarıyla ortaya çıkıyor. Onların bir örüntüsü. İnsan iletişim var. Bravo. İnsan iletişim varlığıdır. Şimdi o zaman eğer iletişim varlığıysa neyi iletişecek? Bilgi. Bilginin hakikisi veya sahtesi, bunlar sorun değil mi? Asıl sorun bu. Demek ki insan eğitim varlığıdır. Ve bizim sorunumuz, yani eğitimi ben eleştireyim de işte siyaseti o anlamda söylemiyorum. Bunlar habire değiştirilir, denenir. İşte dünyada da bazı şeyler var, alınır. Asıl olan bu değil. Peki bu toplumda aslında bu problemlerin, bu kaosun, bu depresyonun içinden nasıl çıkacağız? Asıl mesele bu. Ben orada korku ahlakından aşk ahlakına geçmeyi öneriyorum. İnsanlar, bak YouTube videoların altı çizilebilse burayı çizmek bir lazım. Bir korku ahlakından aşk ahlakına geçiş, sahil selamete çıkış. Evet. Aynen. Buradan başka türlü çıkış olmaz. Bir de bizde şöyle bir terim de vardır. Allah Adem'i kendi suretinde, kendi nitelikleriyle yarattı ve ben nefahtü min ruhi ve ruhundan da üfledi. Ben de çok güzel bir şey söylüyorum. Diyorum ki eğer böyleyse geriye ne kaldı? Bakın, tüm nitelikleriyle yaratılmış, ruhundan da üflemiş. Geriye ne kaldı? O zaman. Burasını yani İdrak edemiyoruz. Yani bunu idrak edemiyoruz. Bunun üzerine kavgalar, gürültüler, patırtılar çıkartıyoruz. Şimdi eğer bunu, bu bir iddia için değil, birilerine bunu kabul ettirmek için değil, hiçbir işe yaramaz. İnsanın kendisi için. O zaman Allah'ın sıfatları İnsana yüklenmişse, insan yüklü bir varlık, yüklü, sorumlu. Peki bunlardan bir tanesi yaratıcılık değil mi? Halik olmak. Hak, mahlukunu hulk ile halk eder. Peki hulk ne? Ahlak, huy. O zaman insan kendinde yerleşik huylar yaratmak zorundadır. Bu yerleşik huylar pratikle olur. Efela tezekkerun. Yani tekrarlarsanız, eğer tekrarlarsanız o yerleşir. Tekrarlamazsanız yitirirsiniz. Hani kısa ömürlü bellek, uzun ömürlü bellek gibi.
Uzun ömürlü bellek pratiği çok olan şeylerdir. Şimdi şöyle diyelim, mesela bir insan tanrısal niteliklerle yüklüdür. Bu bir inanç. Ne gereği var? Böyle inanmıyorum ben. Tamam. Doğanın nitelikleriyle yüklüdür. Bu inanç değil. Doğada ne nitelikler varsa onun son ucu olan insanda da bu nitelikler münlemiştir, içkindir. Şimdi bunlar yeti diyoruz. Bunlara eskiler mizaç, biliyorsunuz istidat falan diyorlardı. Yani Türkçe'de yeti. Şimdi küntü kenze mahfiyen de bir söz var. Ama bu Allah gizli hazineydi diye söylüyorlar. Hayır, Allah'ın gizli hazinesi Adem, insan. İnsanda yetiler gizli. Şimdi ibadet dediğimiz şey bu yetileri harekete geçirecek şeydir. İnsan kendi dehasını bulmadan rahat edemez. Kendi dehasını bulmayan kendi alışkanlıklarının içinde boğulur kalır. Deha faaliyete geçirilebilir mi? Geçirilir, tek yolu var. Sanat. O halde bir toplumda sanat eğer faal değilse, ailenin içinde değilse, ne disiplin yaratabilir kendisinde? Duygu disiplini olmaz. Sanatı olmayanın duygu disiplini olmaz. Karışık duygular içinde bir gün parlar bir gün bir dengesi olmaz. Akord olmaz. O halde sanat yaratıcılığın adıdır. Sanatta estetik var, düzen var, kavramlar var. Bunlar o şeyler, tamamlayıcı unsurlar. Temel unsur yaratıcılıktır. Yaratıcılık ne doğacağını bilmemekten. Benim bir ressam arkadaşım var. Diyorum ki ya şu resimde çok başarılısın. Ya kardeşim o resim benim değil. Başkası mı yaptı diyorum. Hayır. Nasıl? Ben o resme başladığımda başka niyetim vardı. Şunu şunu yapacaktım. Sonra müzik de dinliyordum. Kaptırdım kendimi. Sonra bir baktım ki sabahlamışım. Sonra fırçayı geri çektim. Resim bitmiş. Resmi ben yaptım ama bakış. Ben farkında değildim. Fakat diğer resimlerimden çok farklı olduğu orada çıktı ortaya. İşte bu sürece girmek. Bu macera. Halbuki pozitivist insan, modern insan büyük bir kazanım. Pozitif bilimler büyük bir kazanım. Pozitivizm bir ögüst komşuluk olarak, bir sosyolojik olgu olarak yatsınıyor. Yoksa pozitif bilimlerden başka bilimimiz yok. Güveneceğimiz budur. Yani ulema-i rasihun üniversite hocalarıdır. Ya. Başkası olamaz. Rusuk bulmuş demek, uzmanlaşmış demek. Bugünün ulema-i rasihunun üniversitedir. Kuşku yok buna. İnşallah. Danışın diyor ulema-i rasihuna. Ha, öyledir. Danışın diyor, ona danışın. Biz ona danışmıyoruz. Köprü altındakine veya merdiven altındakine danışıyorsak o bizim suçumuz. Dinimiz suçu yok burada. Din ulema-i rasihuna danışın diyor. Bakın çok ilginçtir. Hristiyanlıkta ruhbanlık var. Yahudilikte ruhbanlık var. Diğer dinlerin hepsinde bakın ruhbanlık var. Kur'an'ın en birinci şeyi, ögesi la ruhbane fiddin. Dinde ruhban yok diyor. Peki ruhban yoksa bu dini ben nereden alacağım? Hangi güvenilirlikle alacağım? Nasıl olacak yani, değil mi? Bu sefer sahipsiz miyim ben? Kur'an la ruhbane fiddin diyor. Hemen arkasından diyor ki ulema-i rasihuna, yani uzman bilim insanlarına danışın. Bilim koyuyor. Çok açık, çok net yani. Peki sonra ne diyor? La ikraha fiddin. La ikraha fiddin, insanları zorlamayın. Dine zorlamayın. Biz zorla cennete götüreceğiz. Birbirimizi dövüyoruz cennete götürmek için ama. Silah bile çekebiliyoruz. Diyoruz ki bu kafir, Müslüman ol yani cennete gir. Ya kardeşim sen yer kalmayacak. Bırak sen gir ya, boş ver. Başkasını da sokmak istiyoruz. Yani bunlar hep zanlarımız demek istiyorum. Şimdi bunu Marksizm için kullanın. O formasyonu. Aynı türden şeyler yaparsınız. Bu sadece din böyle istismar ediliyor diyorlar. Hayır. Formasyon ne ile ilgilenirse onu kendine benzetir. İnsan ne icat ederse kendine benzetir. O zaman formasyon ve formasyonun evrimi. Yani demek istediğim şu. Tabiatta evrildi. İnsan bedeni tabiatın ahireti oldu ne demek? İlk defa insan bedeninde benlik bilinci, kendinin farkında olmak ortaya çıktı demek. Ondan sonra ne başlıyor? Yine evrim devam ediyor. Bu sefer nedir o? Tinsel evrim. Kültür. Kültür, uygarlık ve bunun yarattığı sanat, felsefe, bilim, her türlü spor. Bakın dünyayı birleştiren spor oldu. Eskiden zenciler köle diye satılırken, şimdi futbolda gol attığı için bizim takımın golcüsü diye omuzlarını gezdiriyoruz. Spor, sanat, felsefe dünyayı yaklaştırıyor. Dolayısıyla şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben bir kere bu akıl ve kalp meselesine takıldım. Ya salt akılla baktığımız için
kavrayamıyoruz. Kalp varoluş, halden hale geçme. Halden hale geçme. Onun için biz lem yercut ve lem yalem diyoruz. Ne demek? Tatmayan bilmez. Şimdi bu tatma tecrübe demek. Tecrübe etmeye bilmez. Şimdi piyano çalacaksınız. Piyano. Müzik yapacağım. Bu da bir din. Adanacağım içimden buna. Ve Allah'ın cemal sıfatından bir din. Onun üzerine çalışacağım. Güzel. Başta siz piyano çalamazsınız. Piyano sizi çalar. Din, dan, dun bir türlü yerini bulamazsınız. Sonra ne lazım? Efela tezekkürün. Hadi tekrar etmiyor musunuz? Eğer tekrar ediyorsanız. O zaman başlayacaksın. Pratik, 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 pratik. Nöronlar ona göre şekillenecek. Şeyler parmak uçlarıyla nöronlar birbirini tanıyacaklar. Ondan sonra tuşları tanıyacaklar filan. Ne zaman piyanoyu yenersiniz artık onun üzerinde gezinmeye başlarsınız ve onu doruk noktasına taşırsınız. Adınıza virtüöz derler. Hala sanatçı değilsiniz. Aynen öyle. Sadece sadece enstrümanınızı yenmişsinizdir. Bu beyin içinde düşünülebilir. Bu örneği akıl içinde düşünmeliyiz. Sonra ne olur? Sonra bir kompozisyonu alırsınız, icra edersiniz. Yani zanaatçı olduğunuzu ispat edersiniz. Mozart'ın filan eserini bayağı da güzel çaldım arkadaş. Zanaatçı oldun. Sanatçı hala değilsin. O yaratıcı imgelem senin içinde. Yeni bir durum, yeni bir ilişkiler ağı, yeni bir kompozisyon kurmuyorsa, ilham gelmiyorsa, o zaman Tanrı ile temas etmiyorsun. İnsan yaratıcı sürece girdiği anda Tanrı ile temas eder. Tanrı ona dokunur. Yani ne demek o? Yaptığının bir yanıyla bilincindedir, bir yanı ona sürprizdir. Kendisinden doğar ve şaşırır. Bir taksim yaptığını düşünün bir utta veya piyanoda bir gezinti yaptığını düşünün. Hatırada yapabilirsiniz. Santana vardır. Bizim delikanlılık dönemimizin gitarı ondan sevdik biz. Santana'ya bir gün sordular. Diler ki müthiş sololar atıyorsunuz canlı konserinizde. Peki bu yanlış şey yapmıyor musunuz? Arada bir yanlış yapmıyor musunuz? Santana çok güzel bir cevabı var. Aynı yanlışı iki kez yaptığınız zaman o müzik olur. Güzel. Onu bir kalıp olarak oturtuyor oraya çünkü yani. Evet yani şey değil burada illa mesela hep kadans arıyoruz biz. Müzik deyince hep harmoni, kadans. Halbuki dekadans da aynen öyle. Çüküş de müziktendir. Değil mi? Öyle müzikler vardır. Böyle deprese edersin. Çeker sonra parlatır. Tabii. İşte dolayısıyla diyalektik dedikleri veya bizim cedel dediğimiz çatışma. Bu çatışma birinci de işte bedenlerin çatışması, sonra silahların çatışması filan. Bizim istediğimiz bunlar değil tabii ki. Ne istiyoruz? Fikirlerin çatışmasını istiyoruz. Fikirler sadece çatışma, hayır. Yeteneklerimizin ortaya çıkması rekabetle mümkün. Bakın, bu çatışmayı rekabet olarak algılayın. Hatta dinin de kendi özünde var. İyilikte yarışınız diyor. Şimdi bunu bu basit gibi görünüyor. Bir toplumu ayağa kaldıracak olan rekabettir. Her şeyin yarışmasını yapmak lazım. Her şey. Resim yarışması, heykel yarışması. Ama ödüllendireceğiz. Cezalandırmak burada ödüllendirmemek olmalı. Başka bir ceza değil. Ödülü alamamak cezadır. O zaman insanlar sürekli rekabet içinde gelişebilirler. Yeteneklerini ancak böyle ortaya çıkartabilirler. Birbirlerinden soyutlanmış bireyler ve toplumlar gelişemez. Hiç mümkün yok. Birbirleriyle sürtüşmeleri lazım. Yarışmaları lazım. Ha, iyilikte yarışın diyorum ben. Aslında insanlar kendi yetenekleri gerektiğinde onu yarıştırırken iyi diye yarıştırır. Kendi yeteneğidir çünkü. Ama topluma da iyi gelmeyebilir. O zaman toplumun düzenini koruyacak olan prensip adalettir. Bakın Kur'an'da çok ilginç şeyler vardır. Ayetler bilirsiniz. Ama bu dikkatten kaçan bir ayettir. Kur'an-ı Kerim'de der ki Tevrat'ta bir arka arkada söyler bunu. Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de ve sana indirilen de der. Dört kitabı da kullanır. Tevrat'ta nur ve hidayet vardır. Arkadan Zebur'da nur ve hidayet vardır. İncil'de nur ve hidayet vardır. Sana indirilende de nur ve hidayet vardır. Senelerdir bunu biliriz. İşte ben çevremdeki işte din insanlarına, mürşitlere falan da hep danışırım. Ya işte evladım nur, Allah'ın nuru işte bildiğin gibi. Ya nedir? Nedir? Ne oldu belli? Ya nur dediğim bir ışık yani. Neticede ne diyor? Bu bir sembol mü? Gerçekten ışığı mı kastediyor?
Yani Tevrat'ın içini açacağım, bir ışık mı çıkacak orada? Nedir? Kapalı kapılar. Sonra işte bu Ariflerin dili, Ariflerin şeyine, anlayışına girdikten sonra gördük ki nur dediği sevgi, hidayet dediği mehdiyet, hidayet, adalet. Dört kitabın özü sevgi ve adaletmiş. Adalet toplumsal ilke. Toplumu birlikte yaşatmanın başka hiçbir yolu yok. Aynen. Bireyi de kendiyle barışık ve çevresiyle barışık yapan şey sevgi. Ama bu sevgi yine sana tırmandım, bana tırmandın sevgisi değil, şefkat. Bakın bugün dünya erillikte, dorukta. Eril bir dünyada yaşıyoruz. Dişillik yerle bir. Dişillikten söz ediyorum. Cenab-ı Muhammed için tanımadıkları halde, anlamadıkları halde kendilerindeki yankılarıyla ağlayışıp, bağırışıp, feryatlar veren birçok insan ben tanıdım. Yani kim olduğunu bilmez, ne olduğunu bilmez ama bir isimdir, duymuştur ve onunla coşar yani. Çok güzel, aslında hoş bir şey. Ne var bunda? Ama Hatice yoktur onun kafasında. Hatice'siz Muhammed vardır mesela. Mesela Fatma'sız Ali. Fatma yok, Ali var. Yani dişil öge yok. Bakın. Şimdi çok ilginçtir. Hristiyanların Meryem ana Hristiyanların anasıdır. Bizim kültürümüz onu kapsamıyor zannediyoruz. Yani geçmiş kültür. Ya kardeşim Kur'an'da Meryem suresi var. İncil'de Meryem suresi yok. Yani Meryem aslında Kur'an'da yerini bulmuştur. Ben peki, bizim arkadaşlardan biri bir Hristiyan'ı anlatırken dinledim. Çok tepkisi çok ilginçti. Ya bizde Meryem suresi var falan diye anlatıyordu böyle. O nasıl yani diyor yani ha. İşte verse of Mary falan diye anlatıyordu. Arkadaşlar şaşırdı. Ben de hiç düşünmemiştim o zamana kadar. Evet ama ne kadar ilginçtir ki hiçbir ilahiyatçımızın ağzından duyamazsınız. O Hristiyanların annesidir. Evet, dişil ilke. Kur'an'da sure bile verilmiş. Kadınların en hayırlısı diyor. Kadınların en hayırlısı. Ben buna itiraz ettim. Ben Kur'an'a tepkilerimden bir tanesiydi bu. Ne demek dedim ya? Bir kadın İsa'yı doğurmuş veya bilmem kimi doğurmuş. Kadınların en hayırlısı o olsun filan. Sonra Ariflerin meclislerinde zevk edince evladım Meryem oğlu İsa'nın Meryem'i yani anne kadınların en hayırlısıdır. Meryem annenin simgesidir. Annelik insanlıkta kadınların en hayırlısıdır. Bunun da itiraz edeceğim bir şey var mı Metinci? Yok. Cehaletime itiraz ediyormuş. Daha önce zannettiğime itiraz ediyormuşum. O bakımdan insanlar kendi irfaniyetlerini arkeolojik bir çabayla, yani dil arkeolojisi, kavram arkeolojisi, işte ahlak veya hal arkeolojisi yaparak kendisi kazanmak zorundadır. Kimse kimseyi hidayete erdiremez. Hiç böyle bir şey yok. Böyle bir şey mümkün değil. Neden? Çünkü kimse kimsenin yerine sevemez. Ben sizin yerinize seveyim, siz biraz durun, ben bugün sizin yerinize severim filan. Böyle bir şey yok. Hiç kimse diğerinin yerine düşünemez. O zaman insan sorumlu bir varlıktır ve sorumlu bir varlıktır. Bu sorununu da sorumluluğuyla kendini üstlenmek, reşit olmak buna diyoruz. O zaman da üç tane selim var biliyorsun bizim yine ilke edindiğimiz üç selim var. Değil mi? Bunlar aklı selim, değil mi? Kalp selim, evet. Diğerini kalbi selim. Öbürü de zevki selim. Şimdi aklı selim dediğimiz aslında buradaki selim gene seleme tabii. Selam, İslam kökü aynı ama akıl selim oldu demek aslında salim oldu demektir. Aklın salim olması metodik düşünmektir. Akıl metodik düşünüyorsa salimdir. Kaybolmaz yani. Peki, değil mi? Kaybolmaz. Kaybolmaz. Bağlanarak hedefine gider. İlmik bağlanır, ilim yapar, hedefine gider. Peki kalbi selim ne demek? Kalp duygular sahası. Duygular bir gün öyle bir gün böyle coşturur, aşağı yukarı depresyona girersin, manik olursun filan her türlü şey. Ama bu harmonize olduğu zaman kalp selim olur demek, durulur demek. Buradaki selim güvenilir değil, durulur manasını. Şimdi anlatacağım ben bunu. Sonra da zevki selim. Zevki selim malum ruhsal bir şey. Biri akla ait, biri kalbe, biri ruha ait. Alanlar farklı. Özneleri de farklı. Terkibiz ya. Elimi mi kullanıyorum, gözümü mü, kulağımı mı kullanıyorum gibi bir şey bu. Şimdi bir suyu düşünelim. Suyu kullanacağız. Yememizde ilaç yapacağız ya da başka bir şey yapacağız. Suyu arındırmak gerekir. Benim babaannem rahmetli çok ilginç
Böyle bana şey ederdi, ben çocukken kendi bilgilerini falan paylaşırdı ve hakikaten Anadolu bilgesi bir kadındı. Bir gün bana dedi ki, okuldan gelmişim, dedi ki evladım, dedi okulda ne öğretiyorlar, işte şu bu falan dedikten sonra sana bir soru sorayım o zaman dedi. Suyu ne temizler dedi. Ben de dedim ki ya baba ne dedim, yani o kadar çocuk mu gördüm, biraz yetişkiniz yani işte ilkokul sonlarında falan. Tabii ki kiri ne temizler, affedersin. Kiri ne temizler? Tabii ki su temizler dedim. Yani bunlar ne var, bunu bilmeyecek. Peki dedi, suyu ne temizler? Bir dakika ya. Ya bütün kirleri suyla temizliyoruz da suyu ne temizler? Dedi ben valla bilmiyorum dedim. Bak bilmiyor musun dedi. Suyu ateş temizler evladım dedi. Şimdi daha sonraları suyun ilim olduğunu, ondan sonra ateşin aşk olduğunu, İnsanın ilminin ateşte pişmesi gerektiğini, yoksa o ilmin sunulacak bir çiğ meyveler veya sebzeler veya etler halinde kalacağını idrak edince, kültürün babaanneler üzerinden bile gelen o şeyleri, kor ateşleri insanı şey. Ben ümitliyim yani. Hani mutluyum lafı aslında ümitliyim. Çünkü din, Evet. iman, ümit ve sevgiden ibarettir. Bu Yani bildiğim iman kadarıyla vardır. bizim tasavvufi kültürde duygular insana yasak ya da haram değildir de bir duygu var, o yasak. O da ümitsizlik yani diye Evet. hatırlıyorum. Bana küçükken öyle Bu da derlerdi. Mümin yese zaten düşmez diye bildiğim bir ifade vardı intihara yani. gider. Aynen öyle, intihara gider. Ümitsiz insan intihar eder. Yani aslında korunması gereken şey burada insanın varlığı. Varlık korunuyor. Aynen. Yani şeyin ümitsizlik kötüdür. Niye diyor? Ya ümitsizliğe düştüğü zaman pesimist oluyor, depresif oluyor ve sonunda gidip şey diyor. Şimdi dinler de böyledir. Mesela Ortodokslarla Katolikler niçin barışamıyorlar bütün? Değil mi? Dünyada ikiye bölündüler. Bir türlü barışamıyorlar. Ve barışırlarsa dünya değişecek filan. Çünkü biri depresiftir. Yani Ortodokslara bakın, bizim Fener Patrikhanesi'ne bakın veya Doğu kiliselerine bakın. Erkekler sakallarını uzatırlar. Çünkü o matem şeydir. Bu bizim süs sakalımız değil. Onlar böyle kesmezler. Matem demektir. Neden? Tanrıları öldürülmüş ya. İsa ölmüş kardeşim. Adam ebedi matemde. Değil mi? Depresif. Onların kiliselerine gidin, ışıksızdır. Küçük pencerelerdir. İçerisi rutubet kokar. Onun için de bir şeyler, günlük yakarlar filan. Ondan sonra depresif, üzüntü. Herkes siyah giyinir. Ne matem var kardeşim? Yani tamam. Peki gidiyoruz Vatikan'a. Bembeyaz giyiyorlar. Kırmızı giyiyorlar. Turuncu giyiyorlar. Sakal yok. Devamlı gülümsüyorlar. Hiç somurtuk bir durum göremiyoruz. Lay lay lom, yani böyle güzel güzel. Şey, ha, bakın o manik din. O manik. Hani mani, manyaklıktan biliyorsun maniden gelir. Manik din yani coşkulu demek. Öbürü depresif, ortodoks depresif. Niye? Onun tanrısı öldü. Öbürünün tanrısı dirildi. Resurrection. Velbatu badel mevt. O velbatu badel mevte taptığı için sevinçli. Öbürü de tanrısını yitirmiş, depresif. Şimdi bu iki ayrı formasyon. Bu ikisi birbirinden koptuğu için Hristiyanlık müşriktir. Bakın şirk dinidir. Çünkü bunlar koptu. İslamiyet manik depresiftir. Dalgalıdır. Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi manik. Gah inerim yeryüzüne seyreder alem beni depresif. Ne depresyona mahkumum, ne manyaklığa. Bu coşkuyla şey arasında. Onun için insan havf ile reca arasındadır. Yani korku ile ümit arasındadır. Bu önemli. Onun için korku ahlakını yenip aşk ahlakına geçen de artık ümitsizlik olmaz. Onlar ümit olurlar. Ya dediler ki şimdi bak tabii Özgür'le falan konuşmuştuk abi senden önce. Ya dedim şimdi Metin abiyle şöyle sağlam bir konuya girelim. Herkesin söylediği aynı Özgür de dedi. Abi siz kaptırın o gider zaten dedi. Hakikaten bir kaptırdık gitti. Şimdi biraz önce arkadaşlarımız tabii buradan yorumlar yazıyorlar. Ben onları da görüyorum bir taraftan. Bir seri program istiyorlar birincisi bu kavramlar üzerine. Çünkü bugün burada yaklaşık 1,5 saatlik sürede abi sen kuyuya bir sürü taş attın. Şimdi bunların hepsinin tek tek bence irdelenmesi lazım. Bu sohbet bir arkadaşımın da burada yazdığı gibi akla değil kalbe frekansı ayarlı bir sohbet. Ben bu sohbeti oturup kaydından bir kere veya iki kere daha izleyeceğim. Çünkü buradan birkaç tane not çıkarmamız lazım.
Ve özellikle çizilen mesele bugün frekansı müsait olan arkadaşların anlayabileceği, frekansı müsait olmayanların hızla kanal değiştirip buradan koşar adım uzaklaşmaları gereken bir muhabbet. Bence ve o de. olacaktır da ama bir gün Canlı onların da gibi. frekansı gelir. Onların da frekansı oturur, bunu duyarlar. Bunu kayıt altına aldığımız için ben çok mutlu oldum. Bir girizgah olsun, bir besmele olsun bu. Çünkü Metin abinin hayata ve inanca ve genel olarak insan düşüncesine bakış tarzı adeta bugün işte modern nörobilim ve pozitif psikolojinin insana dair anlattıklarının farklı kelimelerle ifadesi gibi, bir başka kodla tercümesi gibi ve nasıl diyelim şerhi gibi. Dolayısıyla onlardan olabildiğince istifade edebilmemizi dilerim. Böyle düşünülmüş ömürler, böyle imbikten geçirilmiş tavsiyelerle bize hediyeler sunuyor. İnşallah onları alabilenlerden olalım. Ben bugün keyiften beş köşeyim yani onu söyleyeyim. Çünkü o geçen bütün meselelerin arka planında tonla şerh edilebilecek, içine girilebilecek, gezilebilecek nice odalar, nice dehlizler var. Çok güzeldi abi. Ağzına sağlık. Bir arkadaşım yazmış, ekrana çekecektim de unuttum. Ağzım bal yesin diye aynen tekrarlıyorum. Çok çok güzel muhabbet oldu. İnşallah bunun devamını da yapmak istiyorum. Bizim şimdi format İnşallah. Normalde bir saatte ama ben biliyorum Metin abi dedim azıcık böyle salalım, rahat konuşalım. Bu bir girizgah olsun. Bugün 5 soruda bana iştirak ettin abi. Çok teşekkür ediyorum. Bu güzel girizgahları bizimle paylaştın. Bir sindirelim. Bir de kısmet olursa önümüzdeki dönemde bizim YouTube'da biraz böyle format çeşitlendirme çalışmalarımız var. Onlar kapsamında da özellikle bu kadim kavramlarla modern anlayışlar arasındaki köprüleri onarmak istiyoruz. Orada tabii Harika. Ki baş danışmanlarımızdan birisi olarak, ilham kaynaklarımızdan biri olarak seni her zaman görmek istiyoruz abi. Çünkü bizim cümbüş, tamam. Hem akli, hem kalbi, hem latif, zevki selim, aklı selim ve kalbi selim bir sohbete her daim ihtiyacımız var. Abicim sağlıklar, saatler diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Sana misafir olmak bir onur. Estağfurullah. Gerçekten söylüyorum, bu gerçek. Eyvallah. Yani bu toplumu, böyle bazen insanları, yaşayan insanları göstermekte çok büyük yarar var. Rol modellere ihtiyacımız var. Zihinsel şeyler olabilir, metotlar, kavramlar ama rol model yoksa insan gelişemez. Dolayısıyla sizler çoğalın ya. Çoğalın. Abi, ben hep bazen beraber. Şöyle söylüyorum, hep, diyorum, hep. Sinan Canan diyorum. Bir de Ayhan Sıcımoğlu'nu böyle çoğaltalım. Yani Türkiye'de böyle 100'er 200'er tane falan olsunlar bunlar. Abi herkes kendi meşrebinden, frekansından katkı yapsın. Benden bir tane yeter. Bir gerisi sıkıcı olur bence. Yok şeyi, tavrı. Tabii, herkes inşallah. Tabii kendini gerçekleştirecek. Zaten istesek de aynı olamıyoruz. Ehadiyet sırrı bu. Allah tektir, yani ehattır, biriciktir demek. Aslında birdir, mirdir, bunlar boş laf. Vahid bir demek. Vahitten çok var. Yani birler içinde bir değil Allah. Birler sayılabilir Allah şeylerdir çünkü. Bravo. O biriciktir. Yani dürr-ü yektadır. Biricik. O ne demek? Her yaptığı biriciktir. Her an bir şikendedir. Her an yaratımın heyecanı vardır. Her an tecelli vardır. Kalbi kararmış olanlar bunu algılayamaz. Amenna. Oh be, ne güzel oldu. Vallahi bu gece rüyanızda bunları görün arkadaşlar. Metin abiye en güzel dileklerimizi gönderiyoruz buradan. Sağlık, sıhhat, afiyet. Ve inşallah bu sohbetleriyle daha çok onunla beraber olalım. Sizlere de arkadaşlar 1,5 saat burada yorumlarınızla, dikkatinizle katıldınız. İnşallah bu ayırdığınız vakit size bin bereket olarak geri dönsün. Her cuma bu format devam ama yakında yeni yeni konular ve formatlarla ve muhtemelen ara sıra da Metin abi müsait oldukça onunla sizinle biraz sohbet edeceğiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok selamlar, sevgiler. Kendinize dikkat edin. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ Eyvallah. Olun, var olun.